Cihanbeyli. Vedat Bey, neydi buranın ismi tam olarak? Mantak Çalıdağ. Mantak Çalıdağ bölgesindeyiz. Cihanbeyli Ballı Baba arıcılık sahibi. Mehmet Ali boyacıyla birlikteyiz. Mehmet Ali Bey, kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyoruz? Kışlık bakım mı? Arılarımızın havalar bozuk gittiği için şerbet veriyoruz arılarımıza. Yavrulara yedirmesi için. Şu anda arıları besleyeceğiz. Arıları besleyeceğiz hava soğuk gittiği için. Bölgede polen durumu nasıl Mehmet Ali Bey? Polen çok güzel ama arı işte çalışamıyor hava şartlarından şöyle dolayı. Şöyle bir yakınlaştıralım da arının genel durumu açısından. Şu andaki sıralardaki mevcut durum güzel değil mi? Evet. Memnunsunuz yani. Yavru durumu da iyi. Yavru durumu. Şöyle yakından gösterelim izleyicilere. Dur, yavruları göstereyim size. Dur, kovanda kaç çeşit arı var? Önce bak, bunu bir vatandaş olarak ben de merak ettim. Kaç çeşit arı var? 3 çeşit mi? 5 çeşit mi? Şu işçi arı var. İşçi arı var. Evet. Erkek arı var, ana arı var. En çok hangi arı var? İşçi arı var. İşçi arı da cinsiyet olmadığı için onlar sadece çalışır. O çalışır. Evet. Ambal gibi bal üreten işçi arılar. Bal üreten işçi arılar. Ömrü ne kadar bu? 40 gün diye okuyorum. Doğru 45 mu? 45 gün. Arının ömrü var. Evet. Yazın 45 gün. Kışın 90 gün. Arının. 120 güne de çıkabilir. Kışlık. Kış şartlarında. Hadi ana arıyı, şu yavru arı elimizde körükledik. Bu yavrularımız. Şurası. Evet. Kapalı göz. İşçi yavru gözü. Şurasından. Evet. Buradan işçi yavrular mı çıkacak? Evet, işçi yavru gözleri. Şu yüksek olanlardan. Yüksek yok burada. Burada yani yüksek dediğiniz nedir Mehmet Ali Bey? Erkek arı yavrusu. Şöyle gösterelim. Burada buradan bunun, burada yok. Bunun içinden hep işçi yavrular çıkacak. İşçi yavrular çıkacak. Kaç günde çıkıyor bir işçi yavru Mehmet Ali Bey? 21 günde. 21 günde işçi arı çıkıyor. Evet. Şurada da az bir. Burada ne var efendim? Burada da yavru var. Yavru. Şuradaki yüksek gibi olan şu nedir? O da erkek arı yavrusu işte. Erkek arı gözü şunlar. Evet. Hmm. Oradan erkek arı çıkacak. Bir kovanda şimdi Mehmet Ali Bey. 10 çıta arı var. 60-70 bin işçi arı var. Doğru mu? Evet. Ne kadar erkek arı var? Erkek arı sayısı az olur onun. 15, 20, 30, 40. 50-100 tane olur her kovanda aşağı yukarı. Evet. O çiftleştikten sonra onlar ölür zaten. Ana arı bir tane, kraliçe. Evet. Onun ömrü ne kadar? Onun ömrü aşağı yukarı 10 yıl yaşar da verimli 2 yıl. Taşıma yaparsanız 2 yıl, taşıma yapmazsanız 3 yıl. O çıtayı niye aldık Mehmet Ali Bey? Sebep? Yerine şerbet koyacağız. Şerbet. Arıyı besleyeceğiz. Şerbetimizi getir bakalım. Bu şerbetlik. Mehmet Bey, kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Annemizden doğduğumuzdan beri, işte aklımız yirdiğimizden beri. Hmm. Dedemizin, babamızın yanında. Cihanbeyli bu şey, flora. Şey açısından zengin mi, fakir mi, nasıl bir yer? Flora fakir ama çok... Anzer balından sonra en iyi bal burada olur. Cihanbeyli'de olur. Tabii yavşan, kekik. Buranın endemik bitkileri kendine burada özel. Endemik dediğimiz kendine has burada bitkiler var. Özel bir bitkiler var burada. O yüzden Cihanbeyli'nin balını tadan adam bir daha başka yerden bal almaz. Cihanbeyli'nin balının bu şekilde bir özelliği var aynı tabii, zamanda. Ama aynı bunun zaman. İşte bilinmiyor bu özellikler. İşte bilinmiyor. Tanıtmak lazım. Tanıtmak lazım işte. Endemik bitkiler çok olduğu için bölgede, evet. Mehmet Ali Bey bunu söylüyor. Cihanbeyli'nin çok özel bir balı var şeklinde, evet. Konuşma. Yani doğru. Yani Tuz Gölü bölgesinde çok endemik bitkiler var araştırılmaya değer. Zaten tespit edilmiş vaziyette.
Geçenlerden Selçuk Üniversitesi'nde 5-10 kişilik ya da 15 kişilik bir akademisyen grup Cihanbeyli'de bu endemik bitkileri araştırdı, okudum. Doğru. Yani başka yerde olmayan. Mesela Kızılcık. Sadece bu bölgede özgü. Evet. Dünyanın başka bir yerinde yok bu bitkilerden. Yok. Bu arı Belfast. Belfast arı. Evet. Belfast cinsi. Özelliği ne diğerlerine göre? Bu Avrupa'da bir papazın birisi Anadolu arısını Avrupa arısıyla melezlemiş. Evet. Belfast diye bir arı türü geliştirmiş. Öyle hibrit mi diyelim? Arı çeşidi ortaya çıkarmış. Hibrit mi? Hibrit. Nasıl? Hibrit ne demek Mehmet Ali Bey? Hibrit geliştirilmiş demek. Bunun şimdi bunun ana arı Belfast. Ana arısı Belfast. Peki bu diyelim ki Anadolu melezi arı çiftleşti erkekle. Evet. Doğanları başka bir cins olacak. İşte bundan sonra karma olur yani. Sakin bir arı cinsi herhalde. Evet. Yani sakin, saldırgan değil. Saldırgan değil. Uslu, munis arı. Kovanlardaki mevcuttan memnun musunuz şu anda Mehmet Ali Bey? Mevcuttan memnunuz. Etrafı şöyle bir gösterelim. Mehmet Ali Bey, hatırlar mısınız şuradaki yapılan bisküvi evet. fabrikasının temeliydi herhalde bu değil bu mi? Bu tuz fabrikasıydı. Tuz mu? Evet. Tuz değildi ben. Sahya Holding'in tuz fabrikasıydı. Ben burayı flora açısından zengin, Cihanbeyli'nin kendine has endemik bitkileri var. Mehmet Ali Bey söylüyor. Ve şunu iddia ediyor aynı zamanda. Mehmet Ali Bey, tekrar başa sarıyoruz. Cihanbeyli balı. Anzer balından sonra. Şimdi bu iddiayı var ya bir de alacağım ben. Türkiye'de Anzer balından sonra bölgeye has endemik bitkilerden dolayı. Evet. Yani kalitesi. İçeriği ve tadıyla. Tahliliğine, her şeyine yarışırız. Yarışmaya varız diyorsunuz. Ve varız. Yani yarışmaya açığız Hodri Meydan. Hodri Meydan. Türkiye arıcılarına Hodri Meydan. Türkiye arıcılarına buradan Hodri Meydan diyorsunuz. Evet. Kalite. Kalite. Evet, bunu da duydunuz. Cihanbeyli gerçekten bu konuda arıcılar iddialı konuşuyor. Daha önce birkaç arıcıyla da konuştum. Bölgenin florası açısından, endemik bitkilerin çokluğu açısından bunu devamlı söylüyorlar. Burada da Mehmet Ali Bey bugün Hodri Meydan çekti. Bakalım ne olacak? Sezon sonunda görüşürüz verimi Mehmet Ali Bey. Sezon sonunda bir çekim daha yapalım hasattan. Biz de hasadı çekelim. Onu da gösterelim. Hasat da gösterelim. Mehmet Ali Bey size kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı, bereketli olsun. İnşallah sezonunuz istediğiniz gibi gider. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşürüz. Kolay gelsin.